Pula'dan iyi günler diliyorum. Filemin Sultanları son dünya şampiyonu İtalya karşısına çıkıyor. Mücadele başlayacak az sonra. İlk altımız sahada. Bugün ilk altıda Deniz'i görüyoruz. Dün Seda ve Neslihan'la başlamıştı. Bugün Deniz var, Seda ilk altıda yok. Neslihan Deniz servis atışıyla maçı başlatacak. Haydi Filemin Sultanları, başarılar diliyorum. Bu maçı alırsak grupta tekrar iddialı konuma geliriz. İşte Neslihan, sayıyla başlıyoruz. 1-0 öndeyiz. Servisten sayı almayı başardı Neslihan Demir. Rakip güçlü İtalya. Ama bu maçı alırsak diğer iki maç çok daha kolay. Bulgaristan ve İspanya maçları 3'te 3 yaparsak grupta her şey olabilir. Şimdi Neslihan kullandı servisi. Ortaloni karşıladı. Lobianco, Gioli. Havuzu çok iyi gördü. Havuzdaki boşluğu çok iyi gördü. Zaten iki gündür en büyük problem de orada. Simona Gioli İtalya'da servis atışını kullanacak. Bir birlik eşitlik var. Maçın ilk setinde. Gioli, Gülden, Bahar, Özlem ortadan hücum. Ranieri bu topu çıkarmayı başardılar ama hücum şansı tekrar bizde. Bahar, şimdi Deniz, vur Deniz. Togut, hücum şansı İtalya'nın ama avantaj bizde yine. Gülden, Bahar, haydi bu sayı olsun. Özlem ve sayı geliyor işte. Bu organizasyonda çok sayı bulacağımızı düşünüyorum. Çok da iyi başladık maça. İyi başladık, böyle devam ettirelim. Gerçekten ilk gün Rusya karşısında da zaman zaman iyi mücadele ettik ama o maçı kazanmayı hak etmedik doğrusunu söylemek gerekirse. Ama dün Hollanda karşısında gerçekten çok ortada bir maçtı. Kritik sayılarla maçı kaybettik. Bugün İtalya'yı yenersek moral bulacağız. Top dışarı gidiyor. Blokta temas yok ve sayı bizim. 3-1 öne geçiyoruz. İtalya ilk iki gün çok zayıf rakiplere karşı oynadı. Yani grubun en zayıf iki takım olarak gösterilen İspanya ve Bulgaristan'ı yenerek geldiler. Set bile vermediler bu maça kadar. Ortaloni, Deniz çok güzel geldi dublaja. Bahar, Natalia blok out ve sayı bizim. Çok iyi başladık. 4-1. Defansa dikkatli olduğumuz sürece gerçekten hücum organizasyonunu mutlaka iyi uygulayacağız. Çalışmayı sahaya yansıtabileceğiz. Sadece bugün defansa çok iyi yer tutmamız gerekiyor. Çok top toplamamız gerekiyor. Haydi Filenin Sultanları, bugün Deniz'den de çok şey bekliyoruz. Şimdi servisi kullandı Deniz. Güzel servis. Ranieri, Lobianco, Togut arka alandan vuruyor. Neslihan manşette başarılı. Bahar, Natalia bir sayı şansı daha mı olmadı? Bloğa yakalandık. 5 numaralı formayla Anzenello blokta başarılı. Sayı İtalya'nın oldu. 4-2. Pasörleri Lobianco kullanacak servisi. Gülden karşıladı. Bahar, ortadan hücum. Özlem, Ranieri. Hücum şansı İtalya'da. Togut, ikili blok. Özlem, hücum şansı bize geçti. Şimdi arkalanda Neslihan vuruyor. Pasörleri Cardullo karşıladı. Bahar plaseyi bıraktı ama İtalyanlar savunmada. Çok dikkatli Anzanello. Daha sonrasında ise Ortaloni'nin smacı. Bu sayıyı vermemiz kötü oldu. Topu yavaşlatmayı başardık bloktan ama herkes geride. Ama blok arkası dublaj yoktu. Lobianco da inanılmaz uzandı ve çıkardı Bahar'ın topunu. 4-3. Milli takımımızın üstünlüğü var İtalya karşısında. İtalya 2002 yılında dünya şampiyonu olmayı başarmıştı. Son dünya şampiyonu İtalyan takımı. Şimdi çok güzel bir vuruş Natali'den. Çapraza. Natalia Nikolu sayıyı alıyor. 5-3. Natali iyi başladı bugün maçı. Bloktan böyle kaçtı. Sayıyı kazandırdı takımımıza Natalia Nikolu. Kaptan Özlem Özçelik kullanacak servisi. 5-3 üstünlüğümüz var. Özlem, Lobianco. Şimdi Togut blok out yaptırıyor. Farkı bir sayı indirdi İtalya. 5-4. Reşat Yazıcıoğulları görüntüye geliyor. Bu maçta takımdan galibiyet bekliyor o da bizim gibi. Ortaloni topu dışarı attı. Çok güzel. 6-4. 18 yaşında genç oyuncu Ortaloni. Coppa Pedretti takımında oynuyor İtalya'da. Bu pozisyonda topu dışarı gönderdi. Bahar. Ortaloni'nin üzerine doğru attı. Lobianco, Anzanello ve sayı. Bu hücumu çok sık yapıyorlar. Sara Anzanello. Novara takımının oyuncusu 25 yaşında. 154 kez milli oldu. Şimdi de servisi o kullanacak. Çok etkili bir isim ortada. Gerçekten durdurmak çok zor. 1.93 boyunda Anzanello.
Bahar, Natalya blockout. İşte böyle sayılara ihtiyacımız var. İki gündür belki de yapamadığımız bir şey de blockout'a vurdurup topu sayı almak. Natalya bunu başardı. 7-5, 2 sayı öndeyiz. Lobyanko, hata geliyor ve sayı bizim. 8-5, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Attenzione sulle palle alte, ne abbiamo già avuta una di qua con la Nicoglu. Non lavoriamo in anticipo a muro. Lei taglia bene questa palla qui. İyi başladık. İtalyanlar acayip şey. Tedirginler. Feci tedirginler. Kaç? Abi reklamı hemen girmeniz lazım ha. Yoksa geçemeyiz. Tamam. Üçüncü sette 16 da verelim o zaman. Üçüncü sette ortada olmuş olur daha iyi. Natalya Nikolov'un servisi kullanacak. İlk teknik molaya 8-5 önde girdik. Gerçekten iyi başladık İtalya karşısında maça. İyi servis. Şimdi sayı şansı ve Aysun. İşte 9-5. Aysun pozisyonu çok iyi takip ediyor. Çok iyi takip ediyor. Bütün servislerimiz de 18 yaşındaki görüntüdeki Ortolani'ye gitmeye başladı. Taktik olarak servisleri ona atmamızı söyledi herhalde. Reşat Yazıcıoğulları şu ana kadar da başarılı olduk. Yine Natalya bu kez Ranieri karşıladı. Lobyanko, Ranieri bloğun arasından boşluğu görüyor. Çok tecrübeli bir isim Simona Ranieri. 28 yaşında Scavolini takımında oynuyor. Togut kullanacak servisi. 9-6. 3 sayılık üstünlüğümüz var. Togut dışarı atıyor. Bugün servis kaçırıyorlar. Bu da tamamen İtalya'da panik yaşandığının göstergesi. İtalyanlar bizden çok çekiniyorlardı maç öncesi. İlk iki gün set vermeden kazandılar ama onlar da bunun zayıf rakiplere karşı olduğunu bilincinde ilk ciddi maçlarını biz de yapıyorlar neredeyse. Togut, Ranieri, hücum şansı bizim olabilir. Neslihan, Aysun çevirdi. Özlem topu karşı alana gönderdi. Lobyanko, Ranieri bir kez daha sayı Ranieri'den. Kaptan Ranieri şu ana kadar İtalya'nın en başarılı ismi. İki gündür de çok etkili. Takımın gerçekten sırtlayan isimlerden bir tanesi. Bizim grubunda lideri İtalya şu anda. Rusya'nın önünde averajla. Ranieri kullandı servisi. Deniz Hakyemez. Bahar. Tekrar Deniz. Bravo Deniz. İşte ondan beklediğimiz smaçlar bunlar. Evet, bütün yaz Deniz'den bunları görmeye alıştık. Umut ediyorum bu maç o istediği havayı yakalayacak. Gerçek Deniz ortaya çıkacak. File önünde daha etkili olacak. 11-7 öndeyiz ilk sette. Servis atışında Neslihan Demir var. Neslihan kullandı servisi. Ranieri karşıladı. Lobyanko. İkili blok. Top dışarı gidiyor. Ortolani sayıyı aldı. 11-8 İtalyanlar farkı 3 sayı indirdi. Görüntüde kaptan Özlem var. Burada iyi yükseldik bloğa ama son müdahale yeterli olmadı. Gioli servisi kullandı. Deniz, Bahar. Manşetler güzel gelmeye başladı. Deniz plaseyi bıraktı. Ranieri yine savunmada başarılı. Ortolani ve sayı İtalya'nın. Deniz plase düşündü. Avantajı rakibe verdik. Üçlü bloğa rağmen çok güzel vuruyor genç oyuncu. Simona Gioli. 33 yaşında takımın en yaşlı ismi. Topu dışarı attı. Gioli'den de bir hata geldi. Bu üçüncü servisleri kaçırdıkları. 12 sayıda 3 servis iyi. Bizim için iyi. Deniz servisi kullandı. Lobyanko. Ortolani block out sayı İtalya'nın. 12-10. Farkı 2 sayı indirdi İtalya. Lobyanko kullanacak servisi İtalyan takımında. Deniz karşılıyor. Bahar. Bahar harika bir sayı. Mükemmel bir sayı Bahar'dan. İşte
dün söylemiştik. 3 maçta ilk kez yapıyor bunu. Halbuki her sette en az 2 kez yaptığı bir kurgu Bahar'ın. Demek ki gerçek Bahar da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu da sevindirici bir sayıydı. Keşke ilk gün ortaya çıksaydı. Ama bundan sonra da hiçbir şey bitmiş değil. İtalyanları yenersek tekrar iddialı olacağız. Bu sayıyı vermeyelim ama. Tam elimize gelmiş bir topu. Hediye ettik adeta İtalyanlara. 13-11 yaptılar onlar da skoru. Anzanello. İşte burada çok güç bir müdahale. Hatta bizim sahada yavaş yavaş biraz geçtiniz. Erken davranabilirdik. Evet. Ortaloni kullandı. Natalia Nicolu, Bahar, Aysun. Bir şans topu İtalya için. Hücum şansı onlarda. Rinieri. Arka alanda savunmamızda biraz boşluk var. Burada da zaten Neslihan'a takıldı Deniz. O yüzden de sayıyı aldı İtalya. İki oyuncu birbirlerine takılınca Deniz yerde kaldı. 13-12 farklı bir sayı indirdi İtalya. Ortaloni. Deniz. Bahar. Natalia. İkili blok. Bu topu çıkarmayı başardık Neslihan. Hücum şansı İtalya'da. Rinieri. Deniz karşıladı. Şimdi sayı şansı bizde. Natalia Nicolu. İkili blokta başarı var İtalya'da. Bir hücum şansı daha İtalyanlar için. Rinieri. İkili blok ve sayı bizim. Bravo Aysun. Üst üste 3 kere top çıkınca hücumda etkili olmayı başarabiliyoruz. İşte ikili blok ve sayı filenin sultanlarının. Arda arda gelecek birkaç sayı mutlaka İtalyanların durmasını sağlayacak. 14-12 fark 2 sayı Bahar. Lobianco, Togut. İçeride diyor çizgi hakemi. Sayı İtalya'nın oldu. Dün Bulgaristan maçında çok etkili olmuştu görüntüdeki Togut. Farkı bir sayı indirdiler. Büyük çekişme var. İlk sette Sara Anzanello. Servisi kullandı. Deniz, Bahar, Aysun Özbek. Muhteşem. Muhteşem bir hücum. 15-13 farkı 2 sayıya çıkardık. Natalya dün en iyi oyuncularda, en iyi hücumda birinci sırada tamamladı. Natalya. Servisi kullandı. Lobianco, Gioli. Bloktan dışarı gidiyor top. Bu kez onlar kayarak hücum denediler ve başarılı oldular. Yine fark bir sayı. Serviste Togut var. Yine kaçırırsa çok iyi olur bizim için. Bu kez kaçırmadı. Natalya'dan güzel manşet geldi. Yani için anlaşmazlık iki oyuncumuz arasında Bahar ve Aysun. Sayı İtalya'nın oldu ve beraberliği yakaladı İtalya. 15-15. Bir seri vermemeliyiz burada İtalya'ya. Bahar. Neslihan vurdu. Cardullo karşıladı. Togut. Rinieri. Bir hücum şansı daha. Aysun. Yine Neslihan. Block out sayı bizim. 16-15. İkinci teknik molaya. Filenin sultanları bir sayı önde giriyor. 16-15'lik üstünlüğümüz var. İtalya da gerçekten yabana atılacak bir rakip değil. Tabii 2 gün 3-0'lık galibiyetin ardından Pula'da B grubunda lider durumdalar. Averajla liderler. Rusya 2. sırada. Dört numara bloğunda erken açma orayı. Özçadır'dan yetişemeyince içeri doğru uzan açıyı kapat. Adam yavaşça vursun, tamam mı? Bir iki tane daha dört numaraya blok yaparsak daha rahatlayacağız. Onun haricinde her şey çok iyi. Aferin, çok iyi manşet veriyorsun. Evet, Reşat Yazıcıoğlu'nu dinlemek için bir ara verdik. Evet, Deniz iyi başladı manşete gerçekten. Şimdi dünkü maçların sonunda istatistiklere baktığımız zaman iki mağlubiyetimiz olmasına rağmen oyuncularımızı en iyi oyuncular listelerinde 1 ve 2. sıralarda görüyoruz. İtalya 2 gündür maç kazanıyor ancak en iyiler listesinde sadece liberoları Paolo Cardullo'yu görüyoruz 1. sırada. Bu arada tabii pasörleri Lobianco da 1. sırada ama diğer hücum oyuncularını hep 3. 4. sıralarda görüyoruz. O da eski İtalyan'ın olmadığının göstergesi. Umut ediyoruz. Bugün biz yüzdelerimizi biraz daha da arttıracağız galibiyetle. 16-15 öndeyiz. Aysun Özbek kullanacak servis atışını. Aysun. Yine Ortaloni'ye servis. Lobianco. Rinieri. Top içeride. Top sert vuruyor Rinieri. Bugün Lobianco ile Rinieri muhteşem anlaşıyor. 326 kez İtalya milli takım formasını giydi. Servisi kullanacak olan 1.88 boyundaki Simona Rinieri takım kaptanı. Natalya karşıladı. Bahar, Özlem ortadan hücum Rinieri ve bu topu çıkaramıyor İtalya.
17-16. Setin sonları çok önemli. Servise Neslihan Demir geldi. Reşat Yazıcıoğulları ile bakıştılar bir an için. Servisi belki de nereye atması gerektiğini söyledi Reşat Yazıcıoğulları. Ben ortalığını bekliyorum. Neslihan libero'ya doğru gönderdi. Hücum kullanamadılar. Şimdi Ortaloni block out. Bu topun bize avantajlı olarak geçmesi lazımdı ama son anda gerçekten libero'ları, Cardubo'da çok başarılı bir oyuncu. Çok iyi müdahale etti. 153 kez o da milli olmuş şu ana kadar. Gioli servisi kullanacak. Deniz yine iyi manşetlerimizden. Özlem ve sayı bizim. Evet, ilk iki güne göre kaptan çok daha fazla kendini gösteriyor hücumda. Çünkü Bahar daha fazla pas atmaya başladı. Deniz'in de manşetleri gerçekten çok iyi bugün. Şimdi serviste Deniz. Güzel bir de servis attı. Lobianco, Anzenello bu topu çıkaralım. Çıkmadı. 18-18. Oyundaki denge sürüyor. Türkiye-İtalya mücadelesinde. Lobianco. Servis atışında antrenörleri Marco Bonita onun yanına geldi, bir şeyler söyledi. Lobianco, Natalya Nikoğlu, Bahar, Neslihan arka alandan vuruyor top içeride. İtirazlar var İtalya'da. Çizgi hakemi içeride gösterdi, maçın hakemi dışarıda dedi ve maçın hakeminin dediği oldu. Ne yazık ki 19-18. Tam önündeydi orta çizgi hakeminin. Bizim oturduğumuz yerden de içeride gibi gözüküyor. İçeride gözüküyordu. Reşat Yazıcıoğulları da çizgi hakemini gösteriyor maçın hakemine. Romanya'dan Cotanta. Şimdi burada kararını İtalya lehine kullandı. Oluyor. Biraz arkada top çıkarmamız lazım. Çok dışarıda kalıyoruz. Ters kalıyor. Bloğumuzun yanından geliyor. Olabilir. Vuracak adam. Yani böyle elinin yanından vuracak. Biraz daha içeri doğru uzak. Adesso probabilmente giocano con la Nikoglu, kritik bir yerde kritik bir karar hakemden. 19-18 İtalya öne geçti. Senin iki gündür İtalyanlar için söylediğin şeyler mi acaba? Olabilir. Bu pozisyona tekrar bakmak lazım. İşte tekrar görüntüye geliyor. Ama görüntüye pek gelemedi bu pozisyonun vuruş. Pozisyonun sonunu göremedik. Ama çizgi hakemi tam önünde yani. Yarım metre önündeki pozisyonu daha iyi görmüştür herhalde hakemden. Deniz. Belki de avuta çıkacaktı o top. Şimdi Neslihan, Cardullo karşıladı. Lobianco hücum şansı İtalya'da. Ortaloni Gülden'den güzel manşet. Bahar, Natalya Nikoğlu. Bu topu da çıkardılar. Deniz bir hücum şansı daha bizde. Şimdi Natalya. Natalya vuruyor bloka. Loa yakalandı ve 20-18. İşte getiriyoruz maçı. Son bölümde üst üste sayılar vermemiz lazım böyle. Kaç küçük hata. Mesela burada top dışarı gidiyordu ama emin olamadı Deniz. Lobianco. Natalya. Özlem. Lokta yine yumuşattılar topu. Togut. 21 oldu. 21-18 İtalya. Üst üste 3 sayı verince Lobianco çok iyi taktik servis attı üst üste geldiğinden beri servise. Ama biz de defansa çok büyük boşluklar bırakıyoruz. Hala defansa iyi yerleşemiyoruz. Bu problemi 3 gündür aşamadık. Tüm gücünle çapraza vuruyor. Biraz böyle içeri alabilirsin. Tamam mı? Oyun disiplininden kopmaya yok. Güzel tamam. Biz hata yaptık 1-2 tane. Olsun. Maç mı? Olur. Biraz defansı içeri alalım. Biraz daha. Reşat Yazıcıoğulları da aynı şeyi söyledi zaten. Defansa iyi yer tutmamız gerekiyor. Bir türlü onu bugün o sezgiyi yapamıyoruz, yer tutamıyoruz. Ama 21-18 yetişilmeyecek, öne geçilmeyecek bir skor değil. Lobianco'nun serviste biraz hata yapmasını bekliyoruz. Eleonora Lobianco, 26 yaşında. İtalya takımının pasörü yine güzel servis kullandı. Özlem bloktan çıkmadı bu topta. İtalyanlar her topa yetiştiler. Togut blok attı 22. sayı. Bu kadar canlı bir savunmaya yere adeta düşmüyor top İtalyan alanına. Son 3-4 sayıdır. Daha sonra da sayı almayı başardılar. 22-18 maçın en kritik, setin en kritik yerlerinde seri yakalıyor rakiplerimiz. Natalya. Şimdi Neslihan bloktan dışarı gidiyor top. Derin bir nefes aldık.
22-19. Buradan üst üste sayılar lazım bize seti çevirmemiz için. Çok iyi başladığımız, iyi mücadele ettiğimiz seti verirsek gerçekten yazık olacak. Özlem. Lobianco. Hala blok arkası dublaja yetişmekte zorluk çekiyoruz. Çok ağır kalıyoruz. Oyuncu değişikliği İtalya'da. Ortaloni kenara alındı. Kella oyuna girdi. Servisi şimdi kullanacak. Deniz, Bahar, Aysun boşluğa bıraktı ama liberoları kardılar, topa yetişiyor şu ana kadar. Tagut, lockout ve sayı İtalya'nın. Lobianco'nun muhteşem pası çok zor pozisyonda gitti. Manşeti ters köşe, hiç beklemediğimiz yere verdi pası. Ve set sayısı İtalya için 24-19. Yüzden karşıladı. Aysun ortadan hücumda başarılıyız. 24-20. Yine set sayısı şansı İtalyan takımı için. Bahar kullanacak servisi milli takımımızda. Bahar, Lobianco. Şimdi sayı şansı bizim. Neslihan rakibe çarptırıyor topu ve dışarı gidiyor. Block out. Bir sayı daha alıyoruz. 24-21. Üst üste 3 sayı alabilir miyiz acaba? Bahar çok iyi taktik servis atan bir oyuncumuz. Neden olmasın? Haydi Bahar. Güzel yere gönderdi. Lobianco. Ama bu top çıkmıyor. Rinieri. Set buraya geldikten sonra çevirmek gerçekten zor. İlk seti 25-21 İtalya önde kapatıyor. Setlerde 1-0 öne geçiyor İtalya. Milli takımımız karşısında kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Orkid ve Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası devam edecek. Orkid seninle. Orkid ve Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası devam ediyor. Orkid seninle. Türkiye-İtalya mücadelesinin ilk setini İtalya 25-21 önde kapattı. Ne diyeceğiz ilk set için? Yine aynı şeyler oldu. Evet, en büyük problemimiz artık hiç şüphesiz blok arkası dublaj ve defansa arkada bıraktığımız büyük boşluklar. Blok da yapamayınca, istediğimiz bloğu da tutturamayınca zaten hücumda etkilerini bir türlü azaltmayı başaramıyoruz. Togut ve Rinieri şu ana kadar ilk sette takımın hücum gücünü üstlenmiş durumda İtalya'da. Aysun ve Neslihan'la cevap vermeye çalışıyoruz. İlk seti istatistiklerine baktığımızda da Aysun ve Neslihan bizde ön plana çıkmış gözüküyor. Ama arada yüzde olarak çok büyük bir fark var. Serviste ilk başta çok servis kaçırdılar ama ardından Lobianco'nun servise gelmesiyle o kaçırdıkları servisteki yüzdeyi bir anda kapadılar. Arka arka atılan taktik servislerle zaten öne geçtiler. Sonra da oyunun setin kontrolünü ele aldılar. %30'a, %38'e, %27'likte bir üstünlük kurdular serviste. Evet. Taktik servis bu maçta çok önemli. Şu anda İtalya taktik servis çok iyi uyguluyor. Hiç işini şansa bırakmıyor Marco. Hemen Ortolini'nin yerine Stella'yı alıyor servisi. Nitekim 22'deyken de böyle yaptı. O da çok iyi servis attı. Oyun disiplininden çok çabuk kopuyoruz. Bunu bir türlü üzerimizden atamıyoruz. İlk seti verdik ama ikinci sette oyuna hakim olursak, bu seti alırsak maça da ortak olabiliriz. ...25-21... ilk seti İtalya kazandı. Gioli kullanacak servisi İtalya'da. İkinci set başlıyor. Natalya Nikoğlu, Bahar Urcu, Deniz, Neslihan. Bir hücum şansı daha. Yine Deniz'e. Deniz plaseyi bıraktı. Artık bu topukta yetişemediler. Yetişselerdi zaten pes diyecektim. Liber oyunda değildi. Belki olsa yetişecekti. O olsa kesin yetişirdi. 1-0 öne geçiyoruz.
Serviste Neslihan var. Setin bu bölümlerini aslında iyi oynuyoruz ama hep o son bölümler bizim adeta kabusumuz oldu burada Pula'da. Neslihan, Cardullo, Lobianco, Togut fileye takıyor topu. 2-0. Biraz da farkı açabilirsek aslında o son bölümlerdeki yaptığımız hatalar telafi olacak bir bakıma. Yani şöyle 3-4 sayı önde girebilsek son bölüme. Yine Neslihan servis atışını kullanacak filenin sultanlarında. Neslihan top dışarıda. Tabii şimdi iki tarafın stresi de farklı bugün. Filenin sultanları iki maçı kaybetmiş. Onlar iki maçı almış. Onu rahatlığıyla çıkıyorlar sahaya. Biz biraz tedirginiz. Bu birazcık tabii psikolojik farklılık yaratıyor. Cardullo. Hücum şansı İtalya'da. Ortaloni. Togut karşıladı. Yine Ortaloni. İkili blok. Top dışarı gidiyorsa İtalya'nın. 2-2. Oyunda dengeyi sağladı İtalya. Bahar Urcu. Neslihan Demir çok sert bir maç. Bu top çıkmıyor. 3-2 öne geçiyoruz. Neslihan'ın aldığı sayı. Servisi Deniz Hakyemez kullanacak. Deniz. Rinieri karşıladı. Lobianco. Ortaloni. Ortaloni sayı İtalya'nın. Çok da sert bir smaç değildi. Ama arka alandaki savunmamızda yine aksama var. Serviste Ortaloni. Gülden karşıladı. Bahar. Neslihan. Neslihan ve top içeride. Neslihan iyi başladı ikinci sete. 4-3 öne geçiyoruz. Şimdi blok yapmamız lazım. Mutlaka iyi blok yapmamız lazım. Birkaç yapacağımız blok İtalyanların çözülmesine sebep olabilir. Lobianco, Anzenello. Bu kadar kolay sayı olmaması lazım. Bu topa da yetişmek lazım artık. Hızı yavaşlıyor. Geldiği yer belli. Ama oyuncularımız ağır kalıyor bugün. Dört dört. İkinci sette eşitlik var. Anzenello kullandı. Natalya. Neslihan zor pozisyonda vuruyor. Hücum şansı İtalya'ya geçti. Togut. Blok ve top içeride. 5-4 öne geçiyoruz. Blok yapmamız çok önemli. Hep söylüyoruz burada. Savunma bir numaralı önem taşıyor şu anda. Bizim milli takımımız için. Çünkü yapamıyoruz. Onu yaptığımız anda çok şey değişecek. Blok da ikinci önem taşıyan unsur. Mutlaka iyi blok da yapmamız lazım. İşte Bahar yetişti. Savunmamız iyi. Aysun. Çok zor pozisyondan Neslihan vurdu. Ortaloni, Lobianco bu pas kötü. Blokta yakaladık. İkinci pozisyon file üstünde mücadele ve hakem tekrar servisin atılmasına karar verdi. İki oyuncu da aynı anda müdahale etti file üstündeki topa. İşte tekrar izliyoruz. Burada paylaşılamayan top kararı. Bahar kullanacak servisi. Güzel servis Bahar'dan. Şimdi sayı şansı bizim ama bunu öldürelim artık. Hücum şansı bizde. Aysun. Vur Neslihan. Bloktan döndü. Bir hücum şansı daha. Yine Neslihan'a. Neslihan paralele vuruyor. Harika bir smaç. Harika bir smaç. 6-4 yapıyoruz skoru. Topu öldürmek için tek şansı paralele dönmekti. Çok çabuk düşündü. İyi de yaptı. Kaptan kim diye sordu önce Rumen hakem. Sonra Özlem kenarda olduğu için Bahar'ı yanına çağırdı. Altı dört öndeyiz ikinci sette. İlk seti verdik ama bu seti almamız lazım. Bahar fileye takıyor topu. Taktik servis kullanmak istedi, olmadı. Tam da servis atan oyuncu hakem yanına çağırıyor. Tekrar o tempoyla dönüp servis atıyor. Hiç de gerek olmayan bir pozisyondu hakemin yarattığı. 6-5. Natalya.
Bahar, Aysun boşluğa bıraktı. Askı atın çıkarıyorlardı. 7-5. İtalyanlar gerçekten her top için büyük bir savaş veriyor. İşte tekrar izliyoruz burada. Aysun'un plasesi çok güzel. Liberoları Cardullo uzandı, elinin üstüyle o topa müdahale etti. Ama yeterli olmadı. 7-5 öndeyiz. Natalya servisi kullandı. Şimdi blok şansı. Natalya sayı şansı bizim olabilir. Haydi Bahar, Neslihan ve top içeride, işte bu. 8-5 ilk teknik molaya 8-5 önde giriyoruz. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Orkid'le Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası devam edecek. Orkid seninle. Orkid'le Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası devam ediyor. Orkid seninle. İkinci sette ilk teknik molaya önde girdik. Hem de 3 sayılık bir fark. 8-5 ve istatistikler ekrana geliyor. Şu anda Neslihan'ın 7 sayısı var. Aysun'un 4. Pireni Sultanları'nın en skorer isimleri Neslihan'la Aysun şu anda. İyi başladık ikinci sete. İnşallah böyle devam edecek. Natalya Nikolu. Güzel servis. Ortaloni karşıladı. Lobianco, Gioli. Bu pozisyonda onu durduramadık. 8-6. Çok da yapacak bir şey yok hakikaten. Çok güzel bir pas. İyi bir anlaşma ikili arasında. Çok da sert bir top. Kurşun pas tabir edilen bir pas. Kurşun gibi de gerçekten saplanıyor rakibin ciğerini. Natalya. Deniz. Cardullo karşıladı. Hücum şansı İtalyanların. İkili blokta başarı var ama dışarıda diyor çizgi hakemi. Çok az bir farkla top dışarı düşüyor. Yine üst üste sayılar vermeye başladık. 8-7, bir sayı indirdiler farkı. Rinieri kullandı servisi. Deniz, Bahar, Aysun. Rinieri karşılıyor. Togut. Ortaloni bıraktı. Hücum şansı, sayı şansı bizde. Şimdi Neslihan. Neslihan vuruyor ve sayı geliyor. Yine paralele. Neslihan'dan mükemmel bir smaç. Çok sert. Parçalarcasına vurmaya başladı toplara. Bu topları Paolo Cardullo da çıkaramayacak. Böyle devam ederse Neslihan. Çok sert. Çok güçlü vurmaya başladı toplara. Aysun kullanıyor servisi. Cardullo. Lobianco. Gioli. Bahar savunmada başarılı. Bravo Bahar. Bir hücum şansı daha. Yine Gioli. Şimdi sayı şansı bizim. Bahar Urcu. Neslihan'a. Vur Neslihan. Neslihan vuruyor. Top dışarıda. Güzel gördü o boşluğu ama az bir farkla top dışarı gidiyor. 9-8 öndeyiz. İtalya karşısında ikinci sette. Simona Gioli. Servisi kullandı. Natalya. Bahar. Deniz. Zor bir top. Son anda gönderdik karşı alana. Şimdi ikili blokta başarı var. Ortaloni. Togut. Anzanello ve bu topu çıkarıyor İtalyanlar. Hücum şansı yine bizde. Özden vuruyor. İtalya savunması yine başarılı. Bir hücum şansı daha. Şimdi Neslihan'a doğru. Neslihan plaseyi bıraktı. Top dışarı gidiyor. Bu topu bir türlü öldüremedik. 9-9. Topu çıkarmak için ne kadar büyük bir çaba sarf ediyoruz ama çok kolay harcadık. Pas kötü geldi burada Neslihan'a. O da son çare plaseyi denedi, olmadı. Bahar. Deniz. Deniz vuruyor. Blokta temas var diyor Rumen hakem. 10-9 öne geçiyoruz. Şimdi bir seri yakalamamız lazım. 10-9 öndeyiz. İtalya karşısında ikinci sette ilk seti verdik. Neslihan Demir. Neslihan çok farklı bir biçimde dışarı vurdu. 10-10. Eşitlik var maçta. Görüntüde Neslihan. Lobianco. Deniz. Bahar. Bu kez olmadı. Cardullo karşıladı. Ortaloni. Blockout. Sayı İtalya'nın. 11-10.
daha bir kez daha şansını denedi burada. Plaseyi bırakmak istedi ama her zamanki akıllı plaseleri burada bir türlü olmadı Bahar'ın. Polat'a işler yolunda gitmedi. Deniz, Bahar, Neslihan arka alandan geldi, blok out ve sayı bizim. 11-11 eşitlik var. Deniz Hakkemez güzel servis attı. Şimdi Natalie, bu top çıkmıyor ve sayı bizim. Çok güzel servis. Çok servis güzel. Natalie de iyi takip etti ve sayıyı bitirdi. 12-11. Tekrar öne geçiyoruz İtalya karşısında. Son sayı tekrar görüntüye geldi. Deniz kullanacak servisi. Deniz, Ranieri, Lobianco. Blokta kaldı top. Ortaloni sayı İtalya'nın. Serena Ortaloni. Servis atışında o kullanacak. 12-12. Gülden, Bahar, Natalia, bu top çıkmıyor. 13-12 öne geçiyoruz. Bravo Natalia. Hücumda o da yavaş yavaş ağırlığını koymaya başlarsa Neslihan'la birlikte ikisi İtalyanların bu şu ana kadarki iyi savunmasını geçmemize büyük katkıda bulunacaklar. Ortaloni, Lobianco, Ranieri paralele müthiş vurdu. Sayı İtalyan. Anzanello. Gülden, Bahar, Aysun bloğa yakalanıyor. Ama pas da çok kötü geldi gerçekten. Orada ancak dokunabildi Aysun topa. İtalyanlar da bunu bekliyordu zaten. 14-13 önde İtalya. Görüntüde Aysun Özbek. Gülden, Bahar, şimdi Neslihan. Neslihan vuruyor dışarıda diyor hakem. Bir sayı daha aldı İtalya. 15-13. Tekrar izliyoruz. Orada topun düştüğü nokta gözükmedi. 15-13. Bahar, Natalia Nikolu. Bir sayı şansı daha İtalya için. Ranieri yine kolay bir sayı verdik. 16-13 ikinci teknik olaya İtalya önde giriyor. Kısa bir aramız var. Çok kolay sayı veriyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok kolay sayı veriyoruz. Arka kısayı kontrol ediyorlar. Tam anten oyna abi. Tamam mı? Blok out'a vur o zaman. Bir Natali gelip topla dönüyor. Bir tane Neslihan altı vuruyor. Bir tane Aysun Bahar anlaşamıyor. Ölmüyor. Üç tane üstü top ölmüyor.16-13 ikinci sette İtalya önde. Pula'da B grubu mücadelesinde Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Aysun'la hücum kullandık. Şimdi Ranieri, Gülden bir hücum şansı daha. Natalia Nikolu. Block out sayı bizim. Natalia nazar değmesin bu sette takımımızı ayakta tutan isim. 16-14. Bahar, Togut, Lobianco, Gioli. İki oyuncumuz birden uzandı ama çıkaramadık bu topu da. Gülden'in de o savunma, iyi savunmalarına ihtiyacımız var. Bu topları aslında çıkarabiliriz. Her zaman çıkardığı toplar çok da rahatlıkla ama. Hemen molayı alıyor Reşat Yazıcıoğulları.
bu turnuvada zorlanıyor. Bizlerimizden arkadan 1-2 tane almamız lazım. Defanstan top çıkaramıyoruz o zaman, tamam mı? Biraz daha erken uyanın. Çünkü defans blok kapanmadan aradan bilekle vuruyor. İçeri doğru uzanan 1-2 tane kesip arkadan çıkarsak oyuna tekrar denge gelecek. Hücum şansını karşıya veriyoruz o zaman. Evet, Reşat Yazıcıoğlu'nun söyledikleri bunlar. Molada. Galiba en çok o da sürekli defansa tutamadığımız, doğru tutamadığımız yerden bahsediyor. 3 gündür top çıkarmalıyız, top çıkarmalıyız. Hep aynı şeyleri söylüyor. Ama bunu uygulamakta zorlanıyoruz. 17-14 İtalya'nın üstünlüğü var. Gioli görüntüye geliyor. Togut servisi kullandı. Gülden zor karşıladık bu topu. Şimdi Neslihan vuruyor ve sayı bizim. Bravo Neslihan. O da bir hayli hırslı şu anda. Bahar çok zor bir pozisyon değil, bir pas verdi köşeye. Evet, manşet de çok iyi kaldırdı topu. Neslihan da sayıyı kazandırdı. 17-15 fark 2 sayı. Bu kez geriden gelip biz alalım seti. Ranieri, Lobianco, Gioli blokta başarı var. İşte Reşat Yazıcıoğlu'nun söylediği bu. Bilekten vuruyorlar, biraz daha kapatın dedi. Onun dediğini yaptı oyuncularımız da ve sayıyı kazandık. 17-16 fark bir sayıya indi. Natalya Nikoğlu. Ah, bu top geçmedi. Bir şans topu da olabilirdi bizim için. Banttan oraya düşse, ama kolay bir sayı vermiş olduk. 18-16. Çok dikkatli olmamız gereken sayılar bunlar. Şimdi iyi hücum. Ranieri kullandı servisi. Natalya, Bahar, Aysun, bu top çıkıyor. Hücum şansı İtalya'da. Gülden başarılı. Bravo Gülden. Aysun. Deniz vuruyor ve sayı bizim oluyor. Bravo Deniz. Zor pozisyonda sayıyı kazandırıyor. 18-17. Bir sayı indirdik farkı. İşte top çıktığı takdirde işler ne kadar yolunda gidiyor. Biraz daha dikkatli defans. Aysun. Ranieri. Lobianco. Gioli. Banta çarptı. Daha sonra da antene değdi top ve sayı İtalya'nın oldu. 19-17. İtalya iki sayılı farkı koruyor şu anda. Setin sonlarına doğru. Simona Gioli. Gülden. Bahar. Deniz vuruyor. İkili blokta başarı var İtalya'da. Hücum şansı bir kez daha bizde. Neslihan. Top dışarıda. Bloğa temas yok. 20-17. Yine mola istiyor Reşat Yazıcıoğulları. Bir mola daha. Burada bloğa çarptı mı çarpmadı mı? Çarptı gibi geliyor insana ama tabii yanılabiliyoruz. Yakın. Bu tarz toplarda açık topla hemen Neslin önüne ikili geliyorlar. Bloktan kaçmak zorundayız. Şimdi biraz yaklaştırın baba. Bir tane Özço. Erken gir. 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 Etkili ve sert hücum yapmamız gerekiyor. Hücumda ne zaman topu yumuşatmaya başlıyoruz? İtalyanlar çok kolay zaten çıkarıyorlar topları zorlanmadan. Neslihan ve Özlem'in filede çok etkili olması gereken dakikalar. İtalya'da oyuncu değişikliği. Bloğu güçlendirdi. Lobianco'yu da kenara alarak. Barazza'yı oyuna aldı İtalyan koç. Marco Bonita. Gioli servisi kullandı. Gülden, Bahar, Özlem sayı bizim. Zor top ama güzel bir sayı. 20-18. Az önce antrenörümüzün söylediği Özlem'e biraz erken gir ama mutlaka topu kullan. Bunu iyi uyguladılar. Şimdi biz bloğu güçlendiriyoruz. Bahar kenar alıp Seda'yı oyuna alıyor Reşat Yazıcıoğulları. Haydi Seda. Çok uzun bir bloğumuz var şu anda önde. Özlem Seda ikilisi. Mutlaka blokta yakalamamız lazım. Farkı azaltmamız için İtalya'yı. İyi de bir servis gelirse bu neden olmasın. Neslihan Demir servis atışını kullanacak. 20-18 ikinci sette İtalya önde. Neslihan Ranieri karşıladı. Lobianco. Bir smaç. Paralele Natali. Ona çarpıyor ve dışarı gidiyor. Ortaloni de 11 sayı aldı şu ana kadar İtalyan takımında. Elif oyuna giriyor. Neslihan kenara almıyor. Turkey,
Lobianco servisi kullanacak. 21-18. Gülden. Elif. Deniz vuruyor zor pozisyonda. Rinieri karşıladı. Lobianco. Bir kez daha başarılı Ortaloni. Setin sonunu oynamayı beceremiyoruz. Yani inanılmaz bir şey. Buraya kadar çok iyi getiriyoruz. Setin sonunda ise üst üste sayılar veriyoruz. 22-18 oldu skor. Natalya. Gülden. Zor top Seda. Cardullo yetişti. Yine hücum şansı İtalya'nın. Top dışarıda. Top dışarıda. Sayı bizim olması lazım. Evet. Çizgi hakemlerinden biri blok out gösterdi ama maçın hakemi sayıyı bize verdi. İyi ki de verdi. 22-19 oldu. Çok önemli dakikalar. Hiç servis kaçırmaya tahammülümüzün olmayacağı dakikalar. Böyle bir lüksümüz yok. Deniz. Lobianco. Natalya blok out. Yine Ortaloni. Onu da durduramadık. Tabii servis kaçırmaya lüksümüz yok ama böyle yumuşak servis atarsak da rakip çok kolay hücum ediyor. Mutlaka iyi servis atmamız lazım. Yine aynı şeyi yapıyor. Servisi hiç risk etmiyor Marco Bonita. Hemen en iyi servis atan oyuncusunu oyuna aldı. 23-19. İkinci sette İtalya önde. Deniz. Elif. Özlem blok out sayı bizim. 23-20. Şimdi servis atışında Özlem Özçelik var. Setin sonlarında müthiş bir çekişme yine. 3 sayılık İtalya üstünlüğü Özlem kullandı servisi. Lobianco, Anzenello çok rahat ortadan hücum yapıyorlar. Ve yine aynı defanstan çıkarılamayan toplar. Set sayısı İtalya için 24-20. Anzenello servisi kullandı. Gülden, Elif, Aysun plaseyi bıraktı. İnanılmaz bir topu çıkardı İtalyanlar. Yine Elif. Sayı şansı bizim. Natalya bu top çıkmıyor. Yerde adeta sıfır dediğimiz top çıktı. Üç kişi de yere kapandı. Üçü de otobüs öyle bir iyi bir kurguyla sahaya göndermeyi başardılar. Karşı rakip alanı. Neslihan tekrar oyuna giriyor. Bahar'la birlikte. Elif ve Seda kenara alındı. ...24-21... yine set sayısı şansı İtalya için. Bahar. Lobianco. Rinieri seti bitiriyor. İlk setin skoruyla aynı. İkinci sette 25-21 İtalya'nın oluyor. Ne yazık ki kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Orkid'le Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası devam edecek. Orkid seninle. Orkid'le Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası devam ediyor. Orkid seninle. Evet, ilk set 25-21 İtalya, ikinci set 25-21 İtalya. Setlerde İtalya 2-0 önde. Filenin sultanları karşısında. Evet, bu maçın zor olacağını biliyorduk ama tahminimden daha da zor geçiyor Filenin sultanları için. Evet, moraller çok yerinde olmayabilir maçtan önce. Çünkü ilk iki maçı kaybetmişsiniz. İtalya'da ilk iki maçını çok rahat almış. Çok daha az yorgun ve çok moralli çıktı sahaya. Ama benim burada tek üzüldüğüm ve beklediğim nokta Filenin sultanlarının alışa geldik, bilindik disiplinli oyununu, takım disiplinini sahaya yansıtamamaları. Gerçekten böyle bir ruh kaybı gözüküyor ilk iki günün sonunda. Bugün de aynı şey iki sete baktığımız zaman. Şimdi ne olur? Tabii hepimiz bu sorunun cevabını merak ediyoruz ama kalan üç seti almak hiç kolay değil. Bunun için o takım ruhunu, agresif oyunu yakalamamız gerekiyor. Hep aynı şeyleri söylüyorum gibi gözüküyor. Defansa büyük boşluklar bırakıyoruz ama farkındaysanız antrenörümüz Reşat Yazıcıoğulları da aynı şeyi söylüyor. Top çıkarmamız lazım ama top çıkaramıyoruz. Çok etkili servis atamıyoruz.
ve birbirinden çok kopuk oynuyor oyuncular. Tekrar o ruhu yakalarsak, bugün sahadan üçlüğe ayrılmayı başarırsak, işte o zaman tekrar yarın ve öbürsü günkü maçları düşünebileceğiz. Bu arada oyunda Seda var. Denizli kenara aldı. Seda'yı oyuna soktu. Üçüncü sette Reşat Yazıcıoğulları. Çok şey beklediğimiz bir oyuncu. Umut ediyorum bu set yorgun da değil şu ana kadar. Bekleneni verir. Biraz hücum yükünü üstlenir. Blokta özleme yardım eder. Servis atışında Neslihan Demir var. Üçüncü sete Neslihan'ın servisiyle başlanacak. Filenin Sultanları, bakalım zoru başarabilecek mi? Setlerde İtalya 2-0 önde. Neslihan topu dışarı gönderiyor. 1-0 İtalya öne geçiyor. Bu turnuvada ondan da çok şey bekliyoruz. Bekliyorduk şu ana kadar. Ama işte o sakatlığı, daha sonra aldığı kilolar belki de gerçek oyunu oynamasını engelliyor Neslihan'ın. Seda. Çok iyi vuruyor Seda. Bravo. Bugün aslında onu ilk 6'da görmeyi bekliyorduk. Deniz'le başladık. Şimdi Seda oyunda bakalım neler değişecek. Birbirlik eşitlik var. Üçüncü sette. Seda Tokatlıoğlu kullanacak servisi. O da Neslihan gibi servisi kaçırdı. İtalya şu ana kadar iki sayısını da bizim kaçırdığımız servislerden aldı. Reşat Yazıcıoğulları da şu anda bu kötü gidişe çare bulmaya çalışıyor ama kaçan servise de yapacak bir şey yok tabii. Taktik anlamda. Aysun. Cardullo. Ranieri bıraktı. Aysun. Bahar. Natalya Nikoğlu bloku. Al sayı bizim. 2-2. İtalya 2002'de dünya şampiyonu olmayı başarmıştı ama daha sonra 2003'te ülkemizde düzenlenen Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Dünya şampiyonu olarak geldiler. Avrupa Şampiyonası'nda 6. sırada kaldılar. Daha sonra takımda büyük bir revizyona gittiler. Evet, şimdi tabii İtalya takımı revizyona gitti. Birçok oyuncusu değişti ama halen 2002 Dünya Şampiyonu sıfatıyla buradalar. Bu arada dünya sıralamasına baktığımız zaman bayanlarda da 3. sıradalar. İlk 2 sırada Çin ve Brezilya'yı düşünürseniz de halen Avrupa'nın en iyi takımı İtalya. Bu tabii hani yenilirsek bahane değil ama onlara bu dereceler artı sağlayan, psikolojik olarak kendini iyi hissetmelerini sağlayan dereceler. Revizyonu ben şu açıdan söyledim. Yani dünya şampiyonu oldular. Sonra Avrupa Şampiyonası'na hayal kırıklığı yaşadılar. Sonra revizyona gittiler. Bu bana başka bir şey hatırlatıyor. Avrupa ikincisi. Daha sonra hayal kırıklığı. Demek ki bir revizyon da burada gerekiyor. Togut. İkili blokta başarı. Natalya ve Özlem. Buraya gelen birçok takıma baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Eğer bir Avrupa Şampiyonası'nda beklenenin çok altında bir sonuç aldıysanız, hani tabi dilinde ise tam bir hayal kırıklığı yarattıysanız, dönüşte ülkenizde bir takım revizyona gitmeler, bir takım kararlar almak gerekiyor. 2003'te Ankara'da başarılı olamayan birçok takım da aynı şeyi yapmış. 2 yıl içerisinde yeni takımıyla hazırlık dönemini iyi atlatmış gözüküyor. Lobianco, Anzenello, Seda dokundu. Gülden yetişemiyor bu topa. Ben 3 gündür ilk kez bu kadar hareketli gördüm bizim takımı. İşte bu her topa savaşmayı, her topa atlamayı becerebilseydik 2 gündür zaten şu anda çok daha farklı konumda olacaktık. Seda, Bahar zor pozisyonda pasını attı. Natalya ve sayı bizim. Evet, aslında çok doğru söylüyorsun. Savaşçı kimliğimizi bıraktığımız için 2 gündür böyle sonuçlar alıyoruz. Bunlarla karşı karşıyayız. Hep aradığımız, beklentimiz, gözümüz hep o savaşçı filmin sultanlarını arıyor. 5-4 öndeyiz 3. sette. Natalya Nikoğlu. Cardullo, Lobianco, Ranieri. Bahar karşıladı ama top dışarıda. 5-5 eşitlik geliyor maça. Simona, Ranieri. Ve Bahar ard arda görüntüye geldi. Elisa Togut servisi kullanacak İtalya'da.
Çok sert bir servis. Gülden güzel karşıladı Özlem. Hücum şansı bir kez daha İtalya'ya geçiyor. Natalya Bahar topu bırakıyor. Harika bir sayı. Çok estetik bir sayı. Nihayet 3 gündür istediğini yaptı. İnşallah devamı da gelir. Aslında bu topa bunu yapmaktan başka da çare yoktu. Zıplamadan eliyle bırakıverdi. İstendiği zaman ne kadar kolay sayı alınıyor. Olduğu zaman, olmadığı zaman da olmuyor. Özlem. That's maç. Savunmamız başarılı. Bir hücum şansı daha. Arka alandan Tokut vurdu, blokta yakalıyoruz. İşte böyle. 7-5. Seda'nın girişi biraz işe yaradı galiba. Takım canlanmaya başladı. Uzadı takım. Özlem. Lobianco, Gioli. Yine savunmada başarılıyız. Sayı şansı bizim. Seda vuruyor. Cardullo karşıladı. Lobianco, Gioli. Şimdi hücum şansı yine bizde. Savunmamız canlandı maçın 3. setinde. Natalya Nikolu, Cardullo harika manşet alıyor. Togut vuruyor. Alt olması lazım ama bloktan veriyor. Bloktan dedi hakem. 7-6 farklı bir sayı indirdiler. Şu anda sahada hayranlıkla ben Cardullo'yu izliyorum. İtalyan takımının liberosu. Her topa koşuyor, yetişiyor ve çok da düzgün biçimde pasöre aktarıyor bu topları. Pula grubunun da en iyi liberosu olarak şu anda istatistiklerde gözüküyor. Evet, işte hiç yapılmayacak hatalar. Basit hatalar. 7-7. İtalya kolay sayı kazandırıyor. Simona Rinieri servisi kullandı. Natalya Nikolu. Bahar. Şimdi Seda. Seda vuruyor ve bu top çıkmıyor. Bravo Seda. İlk teknik molaya 8-7 önde giriyoruz. Maçın 3. setinde. Burada alınacak bir setin önemi çok büyük. Çok önemli. Maça ortak olma şansı yakalayacağız. 2-1 olduktan sonra biraz nefes alıp set arasında 4. seti alırsak zaten tiebreak setine moralli gideceğiz. İtalyanlar moralden çökmüş olacak. 2-0 öndeyken maçın 2-2 olmasından. Çok önemli. Bu set geldikten sonra her şey tekrar başlayacak Filenin Sultanları için ama dikkat edersen birkaç sayı üst alınca güzel gülmeye başlıyor. Birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar. O birkaç sayılık periyodu yakaladığımız zaman işler yolunda gidiyor. Ama birkaç sayı verdiğimizde takım birbirine küsüyor, dağılmaya başlıyor. O birlik beraberlik bozuluyor. Demek ki arda arda hızlı oyunla sayılar almamız gerekiyor. Bir de çok hızlı oynamamız lazım. İtalya bloğunu oyundan düşürmek için. 8-7 öndeyiz. Teknik molaya biz önde girdik. İtalya milli takımı çok iyi oyunculardan kurulu. Dünyanın en önemli liglerinden birinde oynuyorlar ama bizim takımımıza baktığınız zaman da çok iyi takımda oynayan çok iyi oyuncularımız var. Özlem ve Natali bu sezon Dinamo Moskova'da oynayacaklar. Diğer oyuncular Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Eczacıbaşı ve Vakıfbank Güneş Sigorta'da. Gerçekten aslında bizim de çok iyi oyuncularımız var. Neslihan bir kez daha servisi kaçırdı. Bu sette ikinci kez servis kaçırıyor Neslihan. Sayı alabileceğimiz, etkili olabileceğimiz hücumları kolayca rakibe veriyoruz bu ana kadar. Seda, Seda ve sayı bizim. Seda çok iyi başladı. Üçüncü sete 9-8. Şimdi iyi servis bekliyoruz Seda'dan. 1.93 boyunda takımımızın en uzun oyuncusu Seda. Henüz 19 yaşında. Anzanello. 9-9. Şimdi file önünde çok uzunlar. Bir de tabii hep boylardan bahsediyoruz. Boy olduğu kadar biraz da güç olması lazım. Mesela şimdi Anzanello da 1.93. Seda da 1.93. Ama biraz da yapılı olmak lazım. Güçlü tabii, olmak lazım. Çok güçlü. İtalya'nın orta oyuncusu inanılmaz güçlü. Zaten öyle bir ürperti getiriyor bir kere filan önüne geldiği zaman. Yani, bir de onu tekniğiyle ve gücüyle ya biraz daha harfler çalışacağız ya biraz daha oyuncularımıza kilo almasını sağlayacağız bazılarının. Ama bazılarının evet, vermesini sağlayacağız. Seda. Bahar. Bu kez olmadı. Lobianco. Anzanello. Ortaloni blokta başarılıyız. Natalya ve Özlem. 11-9. Farkı 2 sayıya çıkarıyoruz. Yüzler de gülmeye başladı takımda. İşte blok. Aysun.
Yani bu kadar çok servis kaçarsa bir maçı kazanmak gerçekten çok zor. Üçüncü servis kaçırışımız bu sette. İki kez Neslihan, hatta dördüncü bir kez Aysun, bir kez de Seda ile kaçırdık. Dördüncü, dört sayı verdik böyle İtalya'ya. Neslihan hatalı hücum. Yine arka alandan hücum etmeyi denedi ama 11-11 oldu skor. Serena Ortaloni. Seda. Bahar. Özlem. Anzanello blokta başarılı. 12-11 öne geçiyor İtalya. Bu pas tercihlerini de çok iyi yapmak lazım. İşte Bahar. Oynayacağımız oyunu işaret ediyor arkadaşlarına. Neslihan'a bir pas. Arka alandan Neslihan, yine bloğa yakalandık. Anzanello üst üste bloklarda başarılı. 13-11. Molayı alıyoruz. Bakalım Reşat Yazıcıoğlu'na neler diyecek. Biraz daha açık süre, dön bire doğru. Oyna oyna bir daha abi, oyna. Servis kaçlama güzel. Hadi bir iki top bulacağız. Dön vur abi, dön vur. O da artık oyuncuları mutlaka motive etmeye çalışıyor ama moraller bir hayli bozuldu. 2-0 geridesiniz. İyi başladınız, önde götürdüğünüz sette. Şimdi geri düştük iki sayı. Panik anları başladığı zaman çözülmede başlıyor takımda. Ama hücumda topu öldüremiyoruz. Mesela 3 tane top öldüremedik üst üste. 4 tane servis kaçırdık. Düşünün ki 7 sayı İtalyanlar çok rahat almış. Yine kötü manşet. Kolay bir sayı daha verdik İtalya'ya. Gülden ve Seda birbirine girdi adeta. 11-11'den bir anda 14-11 oldu skor. Basit hatalar. Seda, Bahar, Neslihan vurdu. Blokta başarı var İtalyanlarda ve sayı İtalyan'ın. Bahar'ın aynı yerde aynı şekilde ısrar etmesi üst üste 4 sayı vermemize neden oluyor. 15-11. Farklı bir hücum organizasyonu gerekiyor demek ki bu dakikalarda. Tabii bir de iyi manşet gelirse. 16-11 İtalya ikinci teknik molaya önde giriyor. Kısa bir aramız var. Erkekler ve Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası devam edecek. Orkid seninle. Orkid ve Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası devam ediyor. Orkid seninle. İlk iki seti kaybettik İtalya karşısında. Üçüncü sette de 16-11 yenik durumdayız. 11-11'di. Skor 16-11'e geldi. Üst üste 5 sayı verdik İtalya'ya. Evet, şimdi İtalyanlar yazı çok da iyi geçirdiler. Aslında çok formdalardı. 2005 Grand Prix finallerine kaldılar. Brezilya'nın ardından ikinci oldular. Bu inanılmaz bir başarıydı. 2006 Grand Prix mücadelesine de ev sahipliği yapacakları için bu yıl eleme oynamadan direkt katılacaklar. Ortaloni kullandı servisi. Natalya Nikoğlu, sayı bizim. 16-12. 4 sayı indiriyoruz farkı. 2002 yılında son dünya şampiyonu oldukları için 2006'da Japonya'daki dünya şampiyonası finallerine de direkt katılıyorlar. Eleme oynamadılar. Oradan da bir yorulmadılar bu geçtiğimiz birkaç ay içerisinde. Bahar, Ortaloni, Lobianco, Anzanello ve sayı İtalya'nın. ...17-12... fark 5 sayı. Anzanello, Natalya, Bahar, Özlem, bir hücum şansı daha bizim için. Şimdi Natalya Nikoğlu, Lobianco karşıladı. Anzanello arka alandan Ortaloni çok zor pozisyonda vuruyor. Çok iyi sıçrıyor. Müthiş sıçradı ve sayıyı kazandırdı. 18-12.
Anzonello, Gülden, Bahar, Natalya Nikoğlu bloktan top dışarı gidiyor. Sayı bizim. 18-13. Natalya kullanacak servisi. Ranieri. Ranieri blokta başarılıyız. 18-14. 4 sayı indiriyoruz farkı. Böyle birkaç bloğa ihtiyacımız var. Bu seti alırsak öbür set için rahatlamış olacağız. Umutlarımız artacak. Hadi Natalya diyoruz. Neden olmasın? Evet, işte Natalya Nikoğlu. 18-15. Hemen mola istiyor İtalyan koç. Farkı 3 sayı indirdik. Üst üste 2 sayı alıyoruz. 18-15 yaptık skoru. Henüz setin bitmesine daha var. İşte Natalya Nikoğlu çok güzel bir servis attı. İtalyanlar savunmada hata yapıyorlar ve sayı bizim oluyor. Üst üste 3 sayı İtalyanları şimdi yakalama yani etkilerini azaltmayı başarabiliyoruz. Buna devam etmemiz lazım. Natali çok iyi servis atmaya devam eder. Blokta da İtalyanları durdurursak eşitliği yakalamamız içten bile değil. Dediğim gibi bu seti alırsak gerçekten rahatlayacağız. Dördüncü seti daha rahat oynayacağız diye düşünüyorum ama elimizden geleni şu andan itibaren yapmamız lazım. Adeta sağımıza top düşürmememiz lazım. Yine Natalya. Ranieri karşıladı. Lobianco, Gioli, Natalya Nikoğlu bu top çıkmadı. 19-15. Simona Gioli 6. sayısı bu. Ve bu kez de molayı Reşat Yazıcıoğulları aldı. Blok istiyor Reşat Yazıcıoğulları. İtalyanların kısa servis deneyeceğini düşünüyor. Ona dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Marco da son taktiklerini verdi. Togut kullanacak servisi. Maç servisi kullanmadı. Gülden. Bahar. Neslihan vuruyor. İkili blok. Başarılı İtalya'da. 20-15. Artık işler iyice zora girdi. Bir güzel servis Togut'tan. Sayı İtalya'nın oluyor. 21-15. Dağıldı artık oyuncularımız ne yazık ki. Az önceki son molada da bunu söyledi Reşat Yazıcıoğulları. Servis karşılığın yeter dedi. Hayır, kısa servis atmaları bekliyoruz, içeri girin ama inanılmaz hatalar bunlar. Yani bu kadar iyi bir takımdan hiç beklenmeyecek hataları izliyoruz. Özlem top içeride. 21-16. 5 sayılık fark var. Setin son bölümü. Buradan artık çevirmek biraz güç. Ortaloni, Seda. Artık o topu öldürelim. Nasıl sert bir hareket yapamaz. Seda orada aklım almıyor artık. Şimdi Seda bu kez vurdu smacı. Ama İtalya hücum şansını elde etti. Togut ve sayı. Yani şu topun sayı olmaması için söylenecek hiçbir şey yok. Aslında söylenecek bir şey var ama onu burada söylersek herhalde olmaz. Çok önce Seda'nın bu pozisyonu tamamlamış olması gerekiyordu. Ona hemen havada yakaladığında sert smacı indirse karşı sahaya. Birinin üstüne eline gelmiş. Artık orada iki eliyle smacı basacak içine. O kadar yumuşak bırakıyor ki anlamak mümkün değil yani. Top dışarıda. Servisi dışarı attı Ranieri. 22-17 oldu skor. Tekrar Lobianco oyuna giriyor. Santoni kenara alındı. Bizde Deniz oyuna girecek. Bahar kenara alınıyor. Şimdi Neslihan'a çok iş düşüyor. Atacağı bir iki iyi serviste belki oyunu dengeye getirebiliriz.
Son planımız bu artık İtalya karşısında. Bloğu da güçlendirdi Reşat Yazıcıoğulları. Deniz oyuna girdi Bahar'ın yerini. Çok yazık. Neslihan da iki gün biraz daha ama bugün ondan da hiç istediğimiz verimi alamıyoruz. Çok fazla servis kaçırdı. Maçın en kritik yerlerinde kaçıyor servisler. En kritik yerlerde altı atılan hücumlar. Gioli kullandı. Ay son sayı bizim. 23-18. Seda kullanacak servisi artık. Bir mucize lazım buradan seti çevirmek için. Seda. Servis tekrarlanacak mı? Hayır. Hatalı müdahale. Sayı bizim oluyor. Yok, hayır, tekrarlatıyor servisi bir an için. Ranieri, Lobianco, Togut ikili blok başarılı ama bu topu da çıkardı Lobianco. Şimdi ikili blok bir kez daha başarılı. Şu hırsı, şu sevinci turnuvanın başından beri yapsak belki de bu durumda olmayacaktık. Yani çok durgun başladık. İki gündür çok durgun oyuncularımız. Saha içinde adeta böyle birbirleriyle konuşmuyorlar. Sayılarda böyle bir sevinç yaşamıyorlar. 23-18 olduktan sonra artık bu havayı yakalamamız da ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. 23-20. 23-20. İnşallah işler yolunda gider. İşte şu havayı en başına yakalamamız lazım. Mutlaka. Şimdi 3 sayı geride olmanın 23-20 bir de skor. Burada geri olmanın stresi de çok zor. Lobianco. Bir blok daha. Şimdi bir smaç. Gülden çıkardı. Natali bunu rakip alana göndermeyi başardı. Savunmamız canlandı. Lobianco, Anzenello. Haydi sayı şansı bizim. Elif pasını verdi. Natalia Nikolu olmadı. Lobianco, İtalya hücumu. Togut. O top dışarıda aslında. İçeride diyor hakem ve maç sayısı. Çok iyi takım oyunu oynadı İtalya. Artık eskisi gibi bir iki yıldızla oyunu yıkıp sonuca gitmektense birbirine çok bağlı, takım olarak çok iyi defans yapan, çok savaşan bir takımları var. Gerçekten maç sayısı kullandılar ve maç bitiyor. Çok iyi takım oyunu oynadı İtalya. Bizde de olmayan tek şey takım oyunu artık. Bundan sonra neler olur? Kalan iki maçımızı Bulgaristan ve İspanya maçlarını alıp klasman maçları oynamak durumundayız. Başımız dik. Avrupa Şampiyonası'ndan derece olarak ayrılmak için mutlaka iyi mücadele etmemiz lazım. Kalan iki maçta klasman maçları oynayacağız. Ondan sonra neler olur sanıyorum her şey İstanbul'a döndükten sonra, Türkiye'ye döndükten sonra belli olacak. Ama düşünülecek ve yapılacak tabii ki çok şey var. Şu an her şey onu gösteriyor. İtalya'yı da kutlamak lazım. 3 günün sonunda 3'te 3 yapıyor. Evet, maçtan sonra bakalım röportajda oyuncularımız ve teknik heyetimiz neler söyleyecek. Bu arada maçtan önce, maç sonrası yayın için önce İtalya televizyonunda olacağı söylenmişti. Ama şimdi dilerseniz siz yayına geçebilirsiniz diyor. Görevliler burada. Onun için biz hemen Ebu Çıdal aşağı inecek ve maç sonrası röportajlarla karşınızda olacağız. İtalya 3-0 kazandı. İlk set 25-21, ikinci set 25-21, üçüncü set 25-20. Bu maçı da 3-0 kaybettik ne yazık ki. Aslında çok da kötü oynamadık yine ilk iki gün olduğu gibi ama olmadı. İşte antrenörlerimiz gerçekten onlar da şu anda çok üzgün. Buradaki tüm kafilemiz çok üzgün. Son dünya şampiyonu İtalya'ya değiniyoruz ne yazık ki. Az sonra saha içinden röportajlarla karşınızda olacağız. İşte maçın istatistikleri ekrana geliyor. Ortaloni 13 sayı. Ranieri 12 sayı. Bizde Neslihan'ın 13. Natalya'nın 11 sayısı var. Diğer bütün istatistiklerde neredeyse İtalya'nın üstünlüğü var zaten. Bu da maçın skoruna yansıdı. Saha içinde şu anda son hazırlıklar tamamlanıyor. Maçtan görüntüler ekranlarınıza geliyor.
İlk gün Rusya karşısında 3-0 yenildik. İkinci gün Hollanda karşısında çok iyi mücadele ettik ama maçı 3-1 kaybettik. Az önce sona eren maçta da son dünya şampiyonu İtalya karşısında 3-0'lık yenilgiden kurtulamadık. Gerçekten istediğimiz olmadı burada. Beklediğimiz olmadı ve Filenin Sultanları 3 maçını da kaybetti. Aslında çok da zor bir gruptayız. Diğer Zagreb grubuna baktığımız zaman Hırvatistan olsun, Romanya olsun, hatta Sırbistan, Karadağ olsun dünya voleybolunun o kadar etkisi olmayan ülkeler. Ama bizim grupta gerçekten çok çok zor takımlar var. İşte İtalyanların haklı sevinci. Onlar da bugün mücadele ettiler ve kazandılar. Pula'da, Hırvatistan'ın Pula şehrinde gerçekten zorlu geçmesini beklediğimiz bir maçta çok da kötü oynamamamıza rağmen sahadan yenik ayrılmak zorunda kaldık. Şimdi röportajlar ekranlarınıza gelecek. Bla 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 bla, imamo. Evet. Son hazırlıklar tamamlanıyor. Az sonra Reşat Yazıcıoğulları ve Deniz Hakkemez yayında olacak. Evet, Pula'da istediğimizi bir türlü başaramıyoruz, yapamıyoruz. İlk 3 maç sonunda henüz galibiyetimiz yok. Aslında bugün bütün hesaplarımızı İtalya maçını almak üzere yaptık. Moraller de yerinde gözüküyordu maça bir 5-10 dakika kala. Zaman zaman hareketli oynuyoruz ama bir türlü istediğimiz sonucu alamıyoruz. Evet, şimdi 3 gündür dikkat edilecek olursa hep bu kopma noktalarındaki hatalar oyun düzenini, oyun disiplinini bozuyor ve tabii kaybetmeye bağlı olarak da moralini kırıyor oyuncularımın. Ama yine oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi ellerinden geleni iyi niyetle yapıyorlar. Evet, başaramadık. Doğru ama bu her şeyi bıraktığımız anlamına gelmez. 2 maçımız daha var. Sonuna kadar oynayacağız. Aynı ciddiyette, aynı istekte. Yine hepsi ellerinden geleni yapıyorlar. Ama dediğim gibi kopma noktalarındaki o hatalar maalesef bütün setlerin sonuna etki ediyor. Canları sağ olsun. Evet, bu turnuvada istediğimizi şu ana kadar alamadık. Ama bu bundan sonra aynı ciddiyette, aynı istekle devam etmeyeceğiz anlamına gelmez. Evet, moralimiz kırılıyor. Tabii oyun içinde de çok kırılıyor. O hatalar oyundan düşmemize sebep oluyor. Sağlık olsun, yine oyuncularımız ellerinden geleni yapıyorlar hepsi. Peki Deniz, çok aralıklı iyi oynuyoruz. Kopmalar var. Bugün ilk 6'da forma şansı buldun. Sen turnuvaya baktığın zaman nasıl değerlendiriyorsun? Ya, oynadığımız takımlar çok tecrübeli takımlar. Bir sürü Avrupa şampiyonası oynamış takımlar. Biz daha ikinci Avrupa şampiyonamızı oynuyoruz. Ona rağmen bence başa baş mücadele ediyoruz ama bazı yerlerde tabii tecrübe gerekiyor. Onu da karşı takım çok iyi uyguluyor. Yenildikçe tabii biraz moraller bozuluyor açıkçası. Ama biz önümüze bakacağız. Önümüzdeki 2 maçı da almak istiyoruz. Peki ne de eskisi gibi o hemen Natalie'yi görüyoruz. Natalie, o istediğimiz hareketli eski Filenin Sultanlarını görmekte zorlanıyoruz sahada. Bugün biraz da stres vardı tabii. İlk 2 maçı kaybetmiş olmanın stresi. Sen neler söyleyeceksin İtalya maçıyla ilgili? Evet, haklısınız. 2 tane maç kaybettik. O 2 kaybettiğimiz maçtan sonra bugün daha motive olduk. İyi başladık ama sonra bilmiyorum, takımı bir şey oldu ve sonuç gördüğünüz 3-0. Çok üzgünüz. 2 tane maçımız kaldı. Umarım o maçları alıp yolumuzu devam etmek istiyoruz. Peki Natalie, bu kötü oyunu neye bağlıyorsun? Setin sonlarını bir türlü getiremiyoruz. Öndeyiz, geri düşüyoruz ve setin son bölümüne geldiğimiz zaman panik bir başlıyor takım içerisinde. Birbirinizle de konuşmuyorsunuz artık o dakikalarda. Yok, konuşuyoruz ama haklısınız işte. Sonuna kadar gidiyoruz. Hep öndeyiz, 2-3 sayı öndeyiz ama sonra 2-3 hata yapıp geriye düşüyoruz. Bu bilmiyorum, tecrübesizlik olabilir. Bir de ilk 2 gün mağlup olmanın, evet, bir stresi vardı. Stresi vardı. Evet. Bunun sonuçları.
Peki Deniz, bundan sonra iki maçımız kaldı. Bulgaristan ve İspanya maçlarını alıp klasman maçları için Zagreb'e geçmeyi düşünüyoruz ve yola devam etmek istiyoruz. Sence şu andan itibaren bunu yapabilecek güçte misiniz? Moraller tekrar toparlanacak, düzelecek mi diyorsun? Bence yapabiliriz. Yani bu maça da biz iki maç yenik çıktık ama bence çok iyi oynadık. İyi başladık ama sonunu getiremedik. İnşallah son iki maçı iyi oynayıp almak istiyoruz. Peki Natali, 2003'e baktığımız zaman takımların daha iyi olduğunu görüyoruz. Oradaki kötü takımların toparlandığını görüyoruz. Sen turnuvadaki buradaki takımları nasıl değerlendiriyorsun? Çok zor bir grupta mıyız sana göre? Evet, çok zor bir gruptayız. Bizim grupta en iyi 3 rakibimiz var. Tabii ki bir de o 3 maçımız üst üste geldiği için biraz zorlanıyoruz. Böyle bir zor gruptu evet. Pula herhalde. Çok teşekkürler ediyorum. İkinize de sağ olun. Evet, Pula'da gerçekten istediğimiz sonuçlar alamıyoruz. O güzel oyunları halen sonuçlara yansıtamadık. Galibiyetimiz bulunmuyor ama bundan sonra ne olacak? Tabii bundan sonra kalan iki maçımızda Bulgaristan ve İspanya maçlarını alıp klasman için yola devam etmek istiyoruz. En azından Avrupa Şampiyonası'ndan dereceyle ayrılmak istiyoruz. Gelişmeleri Pula'dan aktarmaya sizlere devam edeceğiz. Şimdilik iyi akşamlar.